Yeni bir vlogdan daha selam arkadaşlar. Bugün 8 Nisan Pazartesi, haftanın ilk günü. Saat şu an 4.30'a geliyordu. Dedim ki vlog başlatayım, haftanın ilk günü olduğu için yetişirse eğer akşam atabilirim. Bugün de ben bir şey yapmadım, aslında evdeydim. İşte kitap okudum biraz, 50 sayfa okudum bugün. Diğer kitabımı da bitirmiştim zaten. Hava da bugün çok güzel. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir hava var ama birazcık serin böyle. Akşamları zaten çok soğuk oluyor hava. Yani gündüzleri normal olsa da akşamları bayağı bir soğuk oluyor yani. Bugün aslında dışarıya çıkma planım da vardı benim ama çok üşendim, o yüzden çıkmadım. Kedilerin maması bitmişti. Kedilere mama alacaktım. 5 gündür falan o en son aldığım mamayı döküyorum onlara. 5 gün falan oldu. Aslında çok az kalmıştı ama dediğim gibi bugün üşendiğim için gitmedim. Babam gitmiş bugün ama o da aklına gelmemiş mama almak, unutmuş yani. Abur cuburlarım da bitmişti arkadaşlar. Üzümlü kek yapıyorum. Şu an fırında zaten pişiyor. Bir de kremalı tavuk çorbası yaptım. Dün de aslında poğaça yapmıştım. Peynirli poğaça. Bir de dolma yapmıştım dün. Poğaçalarda çok az bir şey kalmıştı. Biraz da dolma var. Bir de dediğim gibi kremalı tavuk çorbası yaptım. Babam da et almış. Böyle kırpıntı et gibi almış. Ben et yemiyorum arkadaşlar. Yani tavuk balık eti yiyorum ama normal et sevmiyorum, yemiyorum. O yüzden bir de çorba yaptım. Çorba yerim dedim, yani ne yapayım bugün ben öyle. Hafta içi vaktim olsa dışarı çıkacağım, kedilere mama alacağım. Bakalım hafta içi vakit bulabilirsem çıkacağım dışarıya. Okuduğum kitaplardan da bahsederim zaten bu videoda sizlere. Şimdi ben bakayım kek ne durumda, pişti mi? Gofret de dışarıya çıkmak istedi arkadaşlar. Birazcık onu bahçeye çıkartayım dedim. Aslında sabah çıkartmıştım ama hava güzel olunca kediler de içeride durmak istemiyor. Bıcırık zaten 2-3 gündür hep dışarıda. Önceden çıkmak istemiyordu ama havalar böyle ısınmaya başladığı için o da dışarıda takılıyor artık. Ama Gofret'i fazla çıkarmıyorum çünkü Gofret firar ediyor biliyorsunuz, kaçıyor genelde. Onu böyle ara ara çıkartıyorum dışarıya. Bu arada arkadaşlar, odamın duvarı çok kötü durumdaydı biliyorsunuz. Bir tarafı çökmüş haldeydi. Bir tarafı da böyle çatlaklar falan vardı odamda. Hafta içi babam birazcık tadilat yaptı odamda. O çöken kısmı kapattı. Harç yaptı. Boyası falan da yapılacak. O kadar bitecek yani. Ama bayağı bir kötü durumdaydı. Yani şu an bayağı iyi durumda. Çatıda da bir problem var aslında. Böyle arada damlıyor çatıdan ama ona bakmadı henüz. Duvarını yaptı. Birazcık rutubetten dolayı duvar zaman zaman böyle çatlıyor, dökülüyor falan. Olabiliyor yani. Bahçeli evlerde genelde oluyor yani, biliyorsunuzdur. Şimdi birazdan gidip keke bakacağım zaten. Pişmek üzeredir. Bir 10 dakikası falan vardı. Gofret dışarıya çıkınca dedim ki birazcık gofreti de size göstereyim. Diğer kedi de geldi. Bugün kedilerin maması yoktu arkadaşlar. Bitmişti, o yüzden az önce de onlara makarna döktüm. Biraz makarna vardı. Makarnayı da onlara döktüm, verdim. Bugünlük böyle idare etsinler. Yarın bakacağım duruma göre. Yarın onlara mama almaya çalışacağım. Mimi de geldi. Gofret. Hadi gel kızım. Evet, Gofret. Beni hiç dinlemiyor yine, evet. Kendi aleminde takılıyor. Keke az önce baktım, henüz pişmemiş arkadaşlar. Bir 5 dakikası falan var. Baya güzel pişti ama. Fırından baktım. Bayağı güzel pişiyor. Çukur kitabını okuyordum ben biliyorsunuz. Cumartesi ve pazar günleri 20'şer sayfa okumuştum. Bugün de 50 sayfa okudum. Bugün nasıl 50 sayfa okudum bilmiyorum zaten de. Saat 11'de başlamıştım galiba. 3'e kadar kitap okudum. 50 sayfa okudum yani. 48 sayfam falan kaldı. Bakalım bugün bitirebilecek miyim? Görüyorsunuz arkadaşlar, zaten böyle çizerek falan okuyorum. Çok güzel gidiyor yani. Diğer kitabı da bitirmiştim. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Bunda dediğim gibi az kaldı yani. Şu kadar falan kaldı.
Bakalım bugün bitirebilecek miyim? Şimdi bu kitabı bitirmiştim zaten. Görüyorsunuz zaten ince bir kitap. Bunların detaylı yorumlarını daha sonra yapacağım zaten. Bunu bitirdim. Dediğim gibi Çukur'la devam ediyorum. Bir de birkaç tane daha kitap seçmiştim. Onları da göstereyim hemen hızlıca sizlere. Kedi Gezegeni vardı. Bunlar benim sırada okunacak kitaplarım. Yani bu ay Nisan ayında okuyacağım kitaplar. Karlar Ülkesi. Bir diğeri de Sadece Hayaletler Ötesi. Bir de bu kitabı okumayı planlıyorum. Eğer zamanım olursa Jean Rulfo'nun Pedro Paramo kitabını. Evet, bu ay bu kitapları okuyacağım arkadaşlar. Eğer zamanım olursa Çukur kitabını öncelikle bitireceğim. Daha sonra bu kitaplarla devam edeceğim. Muhtemelen bununla ya da bununla devam ederim. Çukur kitabı bittikten sonra öncelikle onu bitireceğim. Evet, şimdi keyfi fırından çıkardım arkadaşlar. Birazcık soğumaya bırakacağım. Daha sonra kalıbından çıkaracağım. Şimdi böyle sıcak sıcak çıkartamam zaten. Birazcık soğumaya bırakıyorum. Evet, kekim böyle soğumuştu. Hemen tabağa koyup böyle kestim. Çok güzel pişti gerçekten. Yumuşacık oldu. Size de göstereyim dedim son halini. Görüyorsunuz arkadaşlar, yumuşacık üzümlü kek oldu. Siz de mutlaka deneyin. Çok güzel oluyor. Tarifi aynı diğer keklerle. Sadece üzümleri içerisine eklemeden önce unla karıştırıyorsunuz üzümlerini ya da mesela cevizle koyuyorsunuz içerisine. Üzüm ya da ceviz fark etmez. İkisini birlikte de yapabilirsiniz yine. İkisini de yine ekleyebilirsiniz. Üzümlü cevizli kek de yapabilirsiniz. Hamuruna koymadan önce sadece unluyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok yumuşak güzel bir kek oldu. Mesela ben şimdi kendime bir çay aldım. Bir de yanına kek atıştıracağım. Kitabım da burada. Okumaya devam edeceğim. Şimdi 120. sayfasındaydım. Bir 48 sayfam kalmıştı dediğim gibi. Onu devam ettireceğim. Kek çok güzel olmuş. Kek çok güzel olmuş gerçekten. İlk defa denedim üzümlü kek. Siz de deneyin mutlaka. Çok güzel oluyor. Ben şimdi kitabımı okumaya gidiyorum arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar. Bugün 9 Nisan Salı, haftanın ikinci günü. Dün biliyorsunuz Çukur kitabını okuyordum. Onu dün akşam bitirdim. Zaten birazcık bahsedeceğim sizlere gün içinde o kitaptan da. Diğer kitabıma devam ediyorum. Hayaletler Ötesi Yok kitabına. Ondan da çok az bir şey okudum. 5 sayfa falan okudum galiba. Akşam fazla okumadım. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Yine dünkü gibi güzel bir hava var ama birazcık serin. Düne göre biraz daha sıcak bir hava var ama yine böyle serin bir hava yani. Güneşten görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada su içiyor. Gofret! Su mu içiyorsun kızım? Evde su var ama dışarı çıktığı zaman böyle dışarıdan da içiyor. Bıcırık da burada arkadaşlar. O sabahtan beri dışarıdaydı zaten. Dışarıda geziyordu. Artık hava ısındığı için o da kendini dışarıya attı. Birkaç gündür de yine dışarılarda takılıyor zaten. Değil mi oğlum? Yine birazcık arada öksürüyor. Yine daha iyi durumda. Evet, Gofret yine firar etmeye çalışıyor. Nereden kaçsam diye düşünüyor herhalde. Az önce de kardeşimin penceresine gitmişti. Oradan kaçmaya çalışıyordu. Evet arkadaşlar, ben şimdi kendime bir kahve yaptım. Yeni kitaba başlayacağım. Karlar Ülkesi'ne başlayacağım. Ben şimdi 30 sayfa kadar okudum kitaptan ve güzel başladı gerçekten. 30. sayfalardayım. 33. sayfasındayım. Bugün aslında kedilere mama almaya da gidecektim ama canım dışarıya çıkmak istemedi. Babam da ben giderim dedi. O gidip aldı. 1 kilo kadar açık mamadan almış. Şimdi kedilere de mamalarını verdim. Dışarıdakileri de döktüm. Sabah da biraz makarna vermiştim onlara. Şimdi mamaları geldi. Mamalarını da yediler. Saat şu an 4.30'a geliyordu. Hatta 5'e geliyordu galiba. Akşam oluyor yavaş yavaş. Bir 30 sayfa okudum bugün kitaptan. Bir 20 sayfa daha okursam hedefimi tamamlamış olacağım. Günlük olarak 50 sayfa okumaya çalışıyorum. Bakalım bugün kaç sayfayla kapatacağım. Ertesi günden herkese selamlar. Bugün 10 Nisan Çarşamba, bayramın İlk günü. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Bu sabah birazcık sesim kötü, o yüzden kusura bakmayın. Şimdi okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Tekrar sizlere en son Çukur kitabını okumuştum biliyorsunuz. Çok güzel bir kitaptı. Detaylı yorum.
okuduğum kitaplarla ilgili daha sonra yapacağım ama dün bahsetmeyi unutmuşum Çukur kitabından. Gerçekten çok güzel kitaptı. Çok beğendim. Zaten Instagram hikayemde de birazcık bahsetmiştim sizlere. Dün Kavabata'nın Karlar Ülkesi kitabından 51 sayfa kadar okudum. Zaten dünkü hedefim 50 sayfa kadar okumaktı. Bugün de yine bir 50 sayfa okumayı planlıyorum. Bakalım inşallah gerçekleştirebilirim. Diğer kitabımdan da dün bir 20 sayfa okumuştum. Hatta 10 sayfa okumuştum. Bu sabah da biraz okudum. Toplamda 20 sayfa kadar okuyabildim bu kitaptan da. Şu an bundan da yine 50. sayfasındayım galiba bakayım. Şu an bunun da yine 55. sayfasındayım ve ikinci hikayesindeyim. Bu kitap biliyorsunuz hikaye kitabı, diğeri roman. Karlar Ülkesi roman, bu da hikaye kitabı. Şu an ikinci hikayesindeyim. Şöyle göstereyim sizlere hatta. Şöyle içerisinde 7 tane hikaye var ve ben ikinci hikayedeyim. İlk hikaye çok güzeldi, beğendim. Şu an dediğim gibi ikinci hikayeyi okuyorum. Bu kitapların ikisinden de bugün 50'şer sayfa okumayı planlıyorum inşallah gerçekleştirebilirsem. Zaten Karlar Ülkesi'ni okumaya başlayacağım. Zaman olursa da diğer kitaptan yine bir 50 sayfa okumaya çalışırım bugün. Şu an saat 1.30'a geliyordu galiba. Öğlen saatlerindeyiz. Önce kendime bir kahve yapacağım. Daha sonra Karlar Ülkesi'ni okumaya devam edeceğim. Yine böyle gün içinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ben şimdi 81. sayfadayım. Bir 30 sayfa okudum ve kitap şu kadar kaldı arkadaşlar. Size tekrar göstereyim, şu kadar kaldı. Bugün hedefim aslında 50 sayfa okumaktı ama bugün kitabı bitirebilirim. Bir 20 sayfa daha okuyacağım bakalım. Ona göre belki de bugün biter diye düşünüyorum. Zaten 20 sayfa daha okursam işte 100. sayfalara gelmiş olacağım. Birazcık okumaya ara verip mutfaktaki işlerimi hallettim. Şimdi bir 20 sayfa daha okumayı planlıyorum. Ve 100. sayfalara geleceğim inşallah. Daha sonra bakalım. Şu an ikinci bölümdeyim bu arada. Kitap çok güzel ilerliyor. Sabah çok güzel güneşli bir hava vardı. Şu an hava bayağı bir serinledi ve soğudu. Dışarısı bayağı bir serin yani şu an. Babam tavuk almıştı. Şimdi o tavuğu pişiriyorum. Salata yaptım. Dediğim gibi mutfakta işlerim vardı. Bir de pirinç suya koydum. Akşama doğru da pilav yapacağım. Yavaş yavaş akşam olduğu için yemekleri de hazırlamaya başladım. Kitaba biraz ara vermiştim. Şimdi birazdan devam edeceğim zaten tavuk pişerken. Ben de biraz daha kitap okurum. Biraz hava alayım dedim arkadaşlar. Hava bayağı soğukmuş ama dışarıda.